Mahir Bey geliyor. Mahir hoş geldin. Hoş bulduk. Çiçekler için çok teşekkür ederim. Çok zarifsin, çok incesin. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyiz valla. Hoş geldin tekrar. Sağ olun. Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş buldum. İyiyim, siz nasılsınız? İyiyim ben de, teşekkür ederim. Nereden geliyorsunuz? İstanbul, Bahçeşehir. Bahçeşehir'den. Evet. Ne yapıyorsunuz, ne iş yapıyorsunuz? Menajerlik yapıyorum. Ayrıyeten DJ eğitmeniyim. Öğretmenlik yapıyorum. Bu şekilde... Anladım. Ne zamandır beni izliyorsunuz? Efendim? Ne zamandır izliyorsunuz beni? Bayağıdır izliyorum sizi. Özgüveniniz benim dikkatimi çekti. Ben de özgüvenli bir insanım. Evet. Çok hoşuma gidiyor özgüvenli insanlar. Başka? Bu şekilde düşünüyorum sizi olarak. Tanımak istediğim için geldim zaten. Anladım. Evliliği hazır hissediyorsunuz yani kendinizi. Tabii 31 yaşındayım. Hı hı. Doğal olarak bayağı bir görmüşlüğüm de var. Önceden herhangi bir evlilik yaptınız mı? Daha önce bir evlilik yaptım, ayrıldım. Neden gelenler kendilerini anlatırken hiç bundan bahsetmiyorlar? Ben sormasam söylemiyorlar. Bana mı denk geliyor acaba bilmiyorum da. Yok hayır, bence o programlarda... Biriyle bir hayat paylaşıp bitirmek önemli bir nokta. Yani bunu bence dile getirmek lazım evlenmeyi. Tabii, gayet güzel bir şekilde. Doğru ama şu anda ilk defa katıldığı veyahut da bir şey olduğu için buradakiler hemen heyecanlanabilir doğal olarak. Ona da evet, hak vermek lazım. Yok, belki de hepi topu 4 ay sürdüğü için. Belki de. Yani doğal olarak. Çok kısa sürmüş ya. Evet, 4 ay. Çocuğunuz? Var. 5 yaşında bir çocuğum var. Bende kalıyor. Bunu da sorduk. Tamam. Siz sorun, ben cevaplayayım. Tamam. Sizde mi kalıyor çocuğunuz? Ailemle kalıyor ama ben tek yaşıyorum doğal olarak. Annesi nerede? Özel değilse merak ettim. Annesi kendi evindedir. Anladım. Bir bilgim yok onunla ilgili. Çok uzun zaman oldu çünkü. Anladım. Sen 11 yaşından beridir çalışıyor musun? Aynen o şekilde. Aa. Evet. Yani kolay gelmedim bu duruma. Gayet güzel bir şekilde çalışa çalışa geldim. Ve çalışmayı çok seviyorum. Ne güzel. Ve hayatıma aldığım insanlara da gerçekten çok değer veriyorum. Sahip çıktığım zaman da sonuna kadar çıkarım. Her zaman. Harika. Yani çocuk yaşta başlamış ve... Tekstil atölyesi, medikal ürün pazarlama şirketi var. Aynı zamanda menajerlik şirketi de var. Aynen o şekilde. Menajerlik hizmetini... Gökhan Töre. Eski Beşiktaş. Aa öyle, futbol menajeri. Evet, futbol menajeriyle yaptım. Aa çok güzel. Çok birçok sanatçı arkadaşımla da çalışıyorum hala. Harika, çok güzel. Sağ olun. Tebrik ederiz valla. Bravo. Kolay değil yani. Kolay i̇şte, bir şey değil. Doğal olarak. Ama özgüvenim o yüzden... Karşımda özgüvenli bir insan istiyorum. Süper. Aldığım zaman. Begüm de öyledir zaten. Evet, Begüm de bir şey daha var. Yemek yapmayı sevmiyormuş galiba. Sevmez. Ben de çok seviyorum biliyor musunuz? O yüzden hep dışarıda yemek yemeyi, dışarıda gezmeyi. Hep evde hiç olmasın aman yemek. Ya. Ne diyorsun? Evet, ben de öyleyim. İstemez mi canın tencere yemeği yok, falan? Yok yok, dışarı ben alışmışım hep dışarıda olduğu için. Aa. Hep dışarıda gitsin. İyi şanslısın Begüm, anlaşırsanız çok güzel. Evet, bu sorun otomatikman ortadan kalkmış vaziyette. Aynen. Şu an için. Çünkü şimdi artık eskisi gibi değil. Herkes yok yemek yapsın, yok onu yapsın, yok böyle olsun. Evet, ev işleri varsa da ortaktır muhakkak. Hmm. Ama ona göre de saygılı olmak lazım. Titiz misinizdir? Efendim? Titiz misinizdir? Tabii temizliğe çok önem veririm. Hı-hı. Haftanın her günü banyo yaparım. Ne yaparsınız? Duş. Su faturası bir hayli kabarık geliyordu. Biraz. Herhalde. Ben hamamdan hallice. Aynen. Evet. Fatura gelir de dersiniz, hamam mı işletiyoruz ya dersiniz ya. Öyle. Allah oturduğumuz yerim var da en azından oradan yırttık. Hayır. Ev işlerinde titizsizdir. Efendim? Ev işlerinde titiz, yani ev işleriyle aranız nasıl? İyi. Yemek yapmayı da bilirim. Evimin temizlemesini de bilirim. Güzel. Güzel, ne güzel vallahi. 32 mi demiştiniz yaşınızı? 31. 31, anladım. Size bir soru sorayım ben. Hı hı. Yakışıklılık mı, karakter mi? Tabii ki karakter ama ilk bakışta yani... Tabii yanına yakışacak ama evet, önce karakter. Tabii bence ki ama aynen öyle. Karakteri benim için daha önemli. Evet. Vallahi başka ne sorayım? Yorum alalım bence. Yorum alalım. Peki. Birkan yorum yapmak istiyor. Evet. Zuhal abla, hani ben beyefendi yorum yapacağım. Sen diyorsun da kardeşim, yok ben dışarıdan yemek yiyeceğim. Yok şöyle, yok böyle.
Evet canım, tarhana çorbası, mercimek çorbası, ne bileyim dolma, kuru fasulye hiçbir şey çekmiyor mu canım? Dışarıda hazır yemekler var. He? Hazır yemekler var. Bir şey söyleyeceğim. Senin hanımının yaptığıyla ananın yaptığını yiyemezsen dışarıdan sabaha kadar tatalamazsın ki. Ama ben yapmayacağım belki ya, Allah Allah. Hayır, ben belki evlilikte bir sana destek var seyircilerimiz. Tamam. Özellikle hanımlardan. Ben de öyle bir tane günün menüsü gibi mercimek, kuru fasulye, tarhana. Zuhal abla, hani bunlar olmadı mı insanın karnı doymaz ki. Biz öyle derler, anladın mı? Nereye kadar? Ya sen şimdi sabah uyandın, işe gideceksin, tamam, tamam mı? Hanımın yatıyor. Sen kalkıp dışarıda mı kahvaltı yapacaksın? Tabii, belki kaldırmayabilirsin. Herkesin vallahi, şeyi farklıdır. Tabii o kar, ama yani ben şahsım adıma, her yediğin yoğurt yiyişi farklıdır. Tam bakın, doğrudur. Bu bak, normal bir şey. Ben uyandıktan sonra benim kahvaltım masada hazır olacak. Hanımım da beni o evden dışarı işe yolculayacak. Tabii o normal bir şey. Herkesin tabii ki farklı bakış açısı. Şimdi şöyle bir şey var. Dışarıda yersiniz, yemezsiniz değil. Bir özel bir gününüz olur, dışarıda yersiniz. Ama evde yapılan o yemeklerin kokusu, onunla uğraşmak, ona meziyet şeyi vermek, bunlar ayrı bir tat, ama ayrı bir şey. Ama bir şey herhalde her zaman ama sürekli de işte dışarıda yiyor. Aynen o şekilde. Her zaman olmaz. Evde tabii ki yani. De, sürekli her... Yani hiç ekinin de yemek yapmasını... Hayır, tercihinden bahsettin. Niye o kadar üstüne gittiniz? Biz yani? Hayır, üzerine gitmek değil. Şimdi olan bir konu üzerine konuşuyoruz. Şimdi ikiniz de yemek yapmasını bilmiyorsunuz. Yemek hayır, yapacaksınız. Hayır bakın, ben biliyorum. Çok özür diliyorum. Her çeşit yemeği yapabilirim. Bir kadından daha da güzel yemek yapabilirim. Biliyorum dedim Ahmet. Bundan yana bir sıkıntım yok. Efendim? Yemek yapmasını biliyorum dedim. Evet, ben biliyorum. Ama dışarıda yeriz dedi. Hep dışarıda yemek. Yani benim için sıkıntı olmaz diyor. Yeriz dışarıdan. Hiç problem değil. Benim hoşuma da gider diyor. Yani yaşam tarzı ve tercihi, yani bir şey diyemeyiz. Gelir kendim de yaparım diyor. Yani hanımımın yapmaması benim için sıkıntı değil diyor. Yaparım. Ben daha güzel yemek yaparım hatta. Aynen o şekilde. Evet. Peki son olarak İbrahim de yorumunu alalım kısaca. Ya ben şunu diyeceğim. Çok zaten teşekkür ediyoruz. Söyle söyle, takılıyoruz sana. Hadi İbrahim. He? Söyle be, şaka yaptım. Arkadaş zaten başta kendisi söyledi, ben çok yoğun çalışıyorum diye. Evet. Hani çalışma saat içerisinde pek fazla bir vakit ayıracağını zannetmiyorum. Bir. İkincisi de Vegim'e söylüyorum. Bütün donanımlara sahip bir arkadaş zaten karşındaki. Deneyimli. Olumsuz düşüneceğini zannetmiyorum paravan açıldıktan sonra. İnşallah. Sahip. Tamam. Peki şimdi biri geliyor. Loca'nın özlenen ismi, Loca'nın gülen yüzü, neşesiyle, enerjisiyle hepimizi çok etkilemişti zamanında. Vakti zamanında buralardaydı. Uzun süre bizimleydi. Evlenemedi bir türlü. Bir süredir de aramızda değildi. Şimdi tekrar geliyor. Kim geliyor? O geliyor. Alkışlarla bakalım kim geliyor?
Stretching de yapalım. Stretching yapalım. Kramp mı ki? Bırak bırak. Hoş geldin ya. Gel gel. Bugün sabah yoldan geldim. Sporumu yapamamıştım. Allah iyi olsun, oldu vallahi. Allah razı olsun. Nasılsınız, iyi misiniz? Eyvallah, seni sormalı ya. Sizleri de gördüm, Allah'a kurban olayım. Biz de bir mukabele çok özlemişiz seni. Hoş geldin. Ya. Allah'a kurban olayım. Karşımda Zuhal Topal'ı gördüm. Ekibimizi gördüm. Allah razı olsun. Bütün senleri gördüm. Eksik olma. Seyircileri gördüm. Güzel ülkemi, güzel insanlara karşı. Sağ olasın. Biz de seni gördük Kutlu. Özlemişim ha seni. Çok özledik vallahi seni. Allah yerin çok belliydi. Ben de sizi özledim. Gözüm çok aradı vallahi seni. Valla akşam spora gidiyorum. Koşa koşa geliyorum. Zuhal Hanım'ı izliyorum. Arkadaşlar izliyorum vallahi. Spora devam. Spora devam. Savaşa devam vallahi. Hala bekarız ama. Bekarım Allah'a şükür. Badminton nasıl gidiyor badminton? Yetiyor. Savaşı yok vallahi. Hiç turnuva falan gidiyor. Turnuvalar. Evet. Adana'ya selam olsun bu Adana'ya arada. Adana'ya selam olsun uçak dolusu. Sevgiler. Adana'dan. Maşallah. Adana'dan, Kozan'dan, Hamamköy'ünden, Sayınbeyli'den, Fekete'den, Tuvanbeyli'den, Kayseri'den kuşak dolusu selam getirdim. Benden de kuşak dolusu selamlar, sevgiler. Gayet iyi gördüm seni Van maşallah. Van Erciş'e gittim, oğlumu öğretmeni de. Ne diyorsun? Van Erciş'ten kuşak dolusu selam getirdim. Bizden de selamlar. Öğretmenler selam. Başıma toplandı Zuhal Hanım. Ziya abi. Bir de Rize'den selam getirdim. Rize'ye de selamlar sevgiler. Kriterler değişti mi? Bayağı bir zaman geçti çünkü. Artık şu kriterlerde biraz bir yumuşama olsun da. Artık evlendirelim seni ya. Az kaldı bak bitiyor. Çok acil evlenmem lazım. Zuhal. Çok acil evet farkındayım. Çünkü. Söyle hemen kriterlerinizi ya. Çok zaman geçti çünkü ya. Çünkü Zuhal Hanım bizde Adana'da şöyle bir adet var. 2000 yıllık adetimizi uygularak biz. Oğlumun düğün olacak Haziran'da lazım. Aa ne güzel evleniyor mu İnşallah oğlum? İnşallah evlenecek. Hadi öğretmen Allah tamam verdisin. Kız da öğretmen Rize'li Allah aşkına. Maşallah. Yattık tatlısını yedik. Nişanlı yaptık. Çocuklar herkes eli ekmek tutuyor. Herkes yuvasını kuruyor. Biz sen kaldık diye abi. Ben şöyle tatlı dilli güler yüzlü. Biraz dalyan boylu olsun. Spora yatkın olsun. Gerdanı güzel olsun. İnce belli olsun. Zuhal Hanım şimdi dalyan boylu olsun. Gerdanı güzel dalyan olsun diyorum. He. Benim ahdım var. İnce belli olsun diyorum ya. Ben ne dedim az önce? İnşallah. 2000 yıllık Adana'da biz gelenek İyi insan olsun. Var. Kalbi güzel ha. olsun. Ha. Seni mutlu etsin Tabii inşallah. Tabii mutlu etsin. Bir de Zuhal Hanım. Biz, benim oğlanın düğün olacak. Zuhal Hanım. Mutlaka damadın anasının babasının. Oraya girmeyelim. Girmeyelim. Sen bir önce ha. bir... Ne var lan girmeyelim. Onu bilahare konuşuruz. Hoş geldin aramıza. Ziya Bey'e kocaman alkış. Hadi bakalım. Begüm eminim çok merak ediyorsun Mahir'i. Evet. Değil mi? Evet evet. Peki bayağı. O halde merakın giderilsin diye mutluluğa açılan kapıyı açıyoruz efendim buyursunlar. Salla, salla beni salla, salla kolları darları. Evet. İki özgüvenli insan. Nasıl? Özgüven. Bayağı bir özgüven var sende şu an görüyorum. Öyle mi? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Hayır, teşekkür karar ederim. Mı olmuşsunuz? Teşekkür ederim. Mahir. Efendim. Ne yapacağız? Fark etmez. Taliplerimizi arayalım. Taliplerimizi arayalım. Tabii. Hoş geldin aramıza. Birazdan seni de alacağım hocaya. Görüşeceğiz. Kim bu gözlerindeki yabancı?